Merhaba arkadaşlar. Ben Hasan Hoca. Bugünkü konumuz veri analizi. Hepinizin de malumu bildiğiniz şey şu arkadaşlar. Veri analizi ile ilgili bu son yıllarda bir ya da iki tane soru geldi. Çok fazla soru gelir miydi? Gelmezdi. Ama şimdi şöyle bir olayımız var. Yaklaşık olarak altı tane konumuz var. Bir konu daraltılması oldu arkadaşlar. Konu sınırlandırılması oldu. İlk dönem konularından sorumlu olduğumuz için. Bununla ilgili yaklaşık olarak iki tane soru bekliyorum ben. Bunlar da genel olarak e, daire grafiği ve sütun grafiği ile alakalı sorular gelebilir. O yüzden daire grafiğin üzerinde biraz fazla duracağız. Sevgili kardeşlerim 3 çeşit grafik türümüz var. Bunlardan bir tanesi sütun grafiği. E, sütun grafikleri arkadaşlar burada göründüğü gibi buradakiler arkadaşlar birer sütun grafiğidir. Bu arkadaşlar daire grafiği bir de bizim çizgi grafiğimiz var. Şimdi çizgi grafiği genel olarak farklı bir değişkenin zaman içerisindeki değişimini incelemek için en uygun grafik türüdür. Ne ile alakalıdır bu mesela? İşte hava durumunu gösteren grafikler ya da para piyasasını gösteren grafikler genelde çizgi grafiği kullanılır. Bunun dışında ikincisi daire grafiği. Burada az önce göstermiştik arkadaşlar. Daire grafikleri arkadaşlarım bir değişkenin bir bütün içerisindeki oranını belirlemek için en uygun grafik türüdür. Mesela işte gümüş, çelik, altın bunlar belli bir karışımdaki oranlar olabilir. Bu oranları gösterebilmek için arkadaşlar en uygun grafik türüdür. Daire grafiği. Bunun ikinci, üçüncüsü de arkadaşlar şöyle sütun grafiği. Sütun grafiği de farklı verileri karşılaştırmak için en uygun grafik türüdür altın ne kadar var, işte gümüş ne kadar var, çelik ne kadar var gibi. Şimdi mesela şöyle bir örnek verebilirsiniz. Hasan'ın işte bir ay boyunca okuduğu kitap türlerini göre sayılarını arkadaşlar mesela bunları gösterecekseniz mesela sütun grafiğinden yararlanırsınız. En uygun grafik türü sütun grafiği olur. Mesela bir turist kafilesinde işte ne olsun? Rusya'dan ya da Avrupa'dan, diğer Almanya'dan, işte Hollanda'dan, İngiltere'den gelen diğer turist kafilerine göre oranı derse, mesela birinin diğerlerine göre oranı derse arkadaşlar daire grafiği ile gösterebilirsiniz. İşte ne olsun mesela Mehmet'in işte Türkçe'den, matematikten işte ne bileyim. Fenden e, aldığı notların arkadaşlar gösterimi olsun. Bunlar grafiği ile gösterilir. Ya da bir diğer e, gösterim türüne mesela az önce de bahsettik mesela e, bir döviz bir dövizin bir hafta boyunca TL karşısındaki değerlerinde mesela bunları gösterirken neden yararlanırız? E, çizgi grafiğinden yararlanırız. Şimdi geldik sorularımıza. Yeni nesil sorular nasıl çıkıyor karşımıza? Neler çıkıyor? Daire grafikleriyle ilgili şeyler nasıl? Sorular nasıl çözülür? Bir onlara bakalım arkadaşlar. Ne diyor burada bana? Diyor ki, aşağıdaki grafiklerde iki şubesi bulunan bir takı firmasının şubelerinde bulunan altın, gümüş ve çelik takı adetleri verilmiştir diyor. Bu iki firmanın diyor toplam takı sayısının materyallerine göre dağılımı aşağıdaki daire grafiklerinden hangisinde verilmiştir diyor. Şimdi bakalım. Şimdi altın bu firmada kaç tane arkadaşlar? 96 tane. Burada arkadaşlar gümüş 72 tane. Burada 48 tane çeliğim var. E buraya baktığımız zaman bu firmada 24 tane altın var. Gümüş kaç tane var arkadaşlar? Gümüş 48, çelik 12. Peki topladığımız zaman altın arkadaşlar kaç tane altın var? Bakalım. 96 tane burada, 24 tane de burada toplarsam ne yapacaktır? 120. Gümüşe baktığımız zaman Gümüş 48 tane burada var arkadaşlar. Burada kaç tane var? 72 tane var. Topladığım zaman ne yapacaktır? 50 120. Çeliğe baktım. Çelik neymiş? Burada 12 tane. Burada 48 tane. Toplam kaç tane yaptı arkadaşlar? 60 tane yaptı. Bakın. Daire grafiği ile gösterirken. Şimdi buradaki sayıların birbirine göre oranları üzerinden gidersek arkadaşlar daha basit işlem yaparız. Ne gibi? Bakın. Dikkat edin. Çözüm tekniklerimi. Burada 120 tane var. Burada da 120 tane var. Burada 60 tane var. Diğerlerinin yarısı kadar. Yani buna x düşerse x derecelik bir açı düşerse buna 2x düşmek zorunda. Buna da 2x düşmek zorunda. Toplam kaç x yaptı? 5x. Toplam dairenin arkadaşlar dairenin tamamı nedir? 360 derecedir. O zaman ne yapacaksınız? 360'a ya eşitlersiniz. Bunu böldüğüm zaman x'in değeri kaç çıkar? 72. Bu şu anlama geliyor. Çelik 72 derece. Diğerlerine baktığım zaman arkadaşlar altın 144 derece, gümüş 144 derece. Şuraya baktığım zaman 144, 144, 72 aradığım cevap budur arkadaşlarım. Dikkat edin ne yaptım? Oranlarına göre işlem yaptım. Buraya bakalım. Ne demiş? Yukarıdaki daire grafiğinde bir ilçedeki iki spor salonunun biri olan iki spor salonundan biri olan hızlı spor salonuna ait öğrenci sayısının spor dallarına göre dağılımı verilmiştir. Grafikte jimnastik diliminin merkez açısının ölçüsü tenis diliminin merkez açısının e, ölçüsünün iki katına eşittir demiş. Jimnastiğin merkez açısı tenisin iki katıymış. Yani şöyle yapalım. Burası x ise burası ne olmak zorunda? 2x. E şimdi topladığın zaman 3x eşittir. 360'tan 120 çıkartırsa 240x eşittir. Ne çıkacaktır? 80. Demek ki 80 bu. 160 buymuş arkadaşlar. Hızlı spor salonunda demiş basketbol oynayan 24 öğrenci olduğuna göre. Şimdi bakıyorsunuz 120, 120'ye 24 öğrenci gelmiş. Hangisinde ilçedeki diğer spor salonundaki öğrencinin yaptıkları spor dallarına göre sayıları verilmiştir diye. Şimdi bakalım. Sevgili kardeşlerim 24 tane öğrenci 120 dereceye düşüyor. Şöyle hesap ettiğiniz zaman ikisinin hepsinin oranına göre 3'e böldüğüm zaman her tarafa 40'a kaç kalacaktır? 8. Her tarafı 3'e böldüm. 40'a 8 ise arkadaşlar 40'ın kaç katına eşittir burası? 4. 4 çarpı 8 demek ki 32 tane jimnastik yapan öğrencimiz olacakmış. Teniste arkadaşlar 40'ın 2 katı olduğu için teniste nedir? 2 çarpı 8de 16'ya eşit olacaktır. Basketbolda neydi zaten? 24'e eşitti. Bakalım şimdi buraya Neydi? diyor? Bakalım. Basketbol 24. Tenis 16. Jimnastik 32. Aradığımız cevap bol. Böyle bakalım. Demiş ki bir ülkenin ihracat ve ithalatının toplamına dış ticaret hacmi denir. İthalatın, ihracatın fazla olma durumuna göre dış ticaret hacmi açığı demektedir. İthalatın ihracattan demiş fazla olma durumuna ise dış ticaret hacmi açığa dönmektedir. Yukarıdaki demiş de aile grafiğinde bir ülkenin 2016 yılı ihracat ve ithalat dağılımı gösterilmektedir demiş. Bu ülkenin 2016 yılı dış ticaret hacmi 30 milyar dolardır demiş. Tabloda demiş bu ülkenin 2017 ve 2018 yılı ihracat ve ithalatındaki artış ve azalış gösterilmektedir demiş. İhracat %20 artmış. Ee, i̇thalat 2017 yılında %20 artışı olmuş. Şimdi 150 derece ise o zaman buna ne kalacaktır? 210 derece kalacaktır. Şöyle düşünün arkadaşlarım. Bunların ikisinin ek o bepleri kaç arkadaşlar? 30. 30'a böldüğüm zaman o zaman ithalat 7'nin katı ise ihracat ne olmak zorunda? 30'a böldüğüm zaman 5'in katı olacaktır. Bu ülkenin dış ticaret hacmi neymiş? 30 milyar dolarmış. E şimdi baktığımız zaman bunun 7'si neydi arkadaşlar? 7K'sı ithalat 5K'sı ihracat. Şimdi baktığımız zaman ne olmuş oldu burada? %20 ihracatta bir artış var. 7K pardon 5K %20 artmış. İthalat da %20 artmış. O zaman toplam %20 artmaz mı? Yani 30 %20 artacak. E %20 artarsa 120 bölü 100 olur. Çarptığım zaman 36 olur. Ne diyor bakalım? İhracat %10 azalmış. Hmm. İthalat da %25 artmış. Şimdi sevgili kardeşlerim şöyle bir şey hesap edelim. Ne dedik? Burada toplamda 12K'sı aslında burada baktığım zaman ne demiş? 2018 yılında yılı sonunda ihracatı ve ithalatı gösteren sütun grafiği e, aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi bakalım hesap edelim. %10 azalış var şimdi ihracatta. İhracat neydi? 5K'ydı. 5K %10 azalırsa bölü 100. Gitti. Böldüm 2. Ne yaptı arkadaşlar? 9K bölü 2 yaptı. Yani 4,5K'ya düştü. Şimdi diğerine baktığım zaman 7K'ydı. Bir %25 artmış. 125 bölü 100. Sadeleştirdiğim zaman 5'e 4 olur. 7 kere 5 35. K bölü 4 yapar. Şimdi bir 35 K bölü 4 yaptı. Birisi 4,5 K yaptı. Arkadaşlar 12 K neye eşitti? 12 K 30'a eşitti. En başta. Kağıtçıdır ne yapacaktır? 6 ile sadeleştirdim. Burada 5 kaldı. Burada 2 kaldı. 5 bölü 2 yapar. Peki. Buraya baktığımız zaman 5 bölü 2 idi. Yerine yazdığım zaman 4,5 K 4 hatta şöyle 45 bölü 2 diyebiliriz. Ya da 9 pardon 45,5 dedik. 4,5 dedik. 9 K 9 K bölü 2 idi. 9 çarpı 5 bölü 4 dedim. 9 kere 5 45 bölü 4 yaptı. Burada ne çıkar arkadaşlar? 11 kere var. 11 virgül 25 gibi bir değer çıkar. 11 virgül 25. Aslında bunu şöyle düşünebiliriz. 2018 yılı sonunda ihracatı ve ithalatı gösteren demişti. Tüm grafiği aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şöyle yapalım. Şöyle düşünelim. Daha kolay olur. Biraz daha basite indirgemiş oluruz. Aslında ki burada bizden istediği şey şu. Buradaki ifadede önce %20 artış. Burada da %20 artış olmuş. Toplamda 36 ya yükselmişti. Buradaki ifadede de arkadaşlar bunun üzerinden azalması gerekiyor. Yani 36'nın aslında hani yüzde 10 azalmıştır diyorduk. İhracatın miktarına bakalım. Neydi? 12K eşittir. Aynı şekilde ikisi de aynı oranda arttığı için 36'dan K eşittir. Kaç çıkacaktır? 3 çıkacaktır. K eşittir. 3 ise arkadaşlarım buraya baktığım zaman 4.5 K'ydı. Ne yapacaktır? 4 çarpı 3. O da ne yapar? 12, 13 buçuk yapar. 13 buçuk olacaktır. Diğerine baktığınız zaman 35 bölü 4'tü. 35 bölü 4 çarpı 3. Çarparsam ne yapar? 100, 105 mi yapar? 100, 105 bölü 4. O da ne yapacaktır? 25 26.25 Yani ihracatımız arkadaşlar ithalat %25 artış vardı. İthalatımızda ithalat 7 kaydı zaten. Ee, İthalatta %26.25 yaptı ithalatımız. İhracatımızda 13.5'da kaldı. 2017 yılı sonunda demiş dış ticaret hacmi açığı aşağıdakilerden hangisidir demiş arkadaşlar basit bir hesapla şöyle e, düşünebiliriz 2017 yılı sonunda dış ticaret hacmi açığı diyorsa şöyle düşünelim 36 da topla peki biri 7 çarpı 3'ten çarpı 3'ten 21. Bu 21 arkadaşlar ithalen. İthal ettiğiniz ürünler. Diğeri de 5 çarpı 3'te 15'tir. Bu da ihraç ettiğimiz ürünler. Arkadaşlar biri 21, biri 15. İkisinin farkı ne yapacaktır? 6 çıkacaktır. 6 milyar dolar benim dış ticaret hacmi açığımdır deriz. Buraya geldik. Buradaki soruya bir bakalım. Yukarıdaki grafik demiş. Bir de demiş. Grafik bir de demiş. Bir fabrikada üretilen ürün sayısını grafik 2 ise demiş bu ürünlerin maddi getirisini göstermektedir. Bu fabrikada demiş 108 bin ürün üretilmektedir. Bakalım. Bu ürünlerin toplam getirisi 540 bin TL olduğuna göre bir çamaşır makinesinin fiyatı aşağıdakilerden hangisidir? Bakın. Şimdi şöyle diyelim. 150 derece, 120 derece ve 90 derece. Bunların hepsinin ortak katı kaç? Mesela grafik bir için bakıyorum. Hepsinin ortak katı 30. 30 ise burası 3 k yapar. 30'a böldüğüm zaman burası 30'a böldüğüm zaman 5 k yapar. 30'a böldüğüm zaman 4 k yapar. Yani 4 k tane çamaşır makinesi, 3 k tane araba, 5 k tane mobilye. Ne demiş? Fabrikada üretilen ürün sayısını grafik 2'de ise demiş. Bu ürünlerin maddi getirisini göstermektedir. Maddi getirisi ise şöyle 180 60, 120. Baktığımız zaman arkadaşlar hepsi de 60'ın katı. Burası e, x getiriyorsa burası 2x getiriyordur. Burası da 3x getiriyordur. 3k, 3x getiriyormuş. 4k, x getiriyormuş. 5k, 2x getiriyormuş. Bakalım şimdi. Neymiş? 108 bin ürün üretilmektedir diye. Şöyle hesap edelim. 9, 12. 12k eşittir. 108 binden arkadaşlar. 12'ye böldüğüm zaman ne yapacaktır? 3'e böldüğüm zaman 36. 36. 4'e böldüğüm zaman 9. 90 9 9000 K değerim 9000 yani burada arabanın sayısına baktığımız zaman arkadaşlar arabada 3 çarpı 9'dan 27.000 arabamız var baktığımız zaman 4 çarpı 9'dan çamaşır makinesi çamaşır makinesi 4 çarpı 9.000'den 36.000 36.000. Eee mobilyaya baktığımız zaman mobilya neymiş arkadaşlar? Mobilyada da e, 5 kaydı. 9 x 5 45. 45. Tamam. Şimdi ne demiş bana? Bu ürünlerin toplam getirisi 540 bin TL'ymiş. Şöyle hesap edelim. Bu benim bulduğum sayı 27 bin araba, 3x lira getirisi oluyormuş. 36 bin çamaşır makinesi, 2x getirici, şey, x getirisi oluyor. 45 binde de 2x getirisi oluyormuş. Bu ürünlerin toplam getirisi 540 bin TL ise şöyle hesap edelim: 3x, 2x, x, 3x, x, 2x, 6x eşittir. Burada neye eşit arkadaşlar? 540 bin e eşittir x eşittir ne yapacaktır 6'ya böldüğüm zaman 90 mi yapar Evet arkadaşlar şimdi x'in değerini kaç bulduk 90 bin bulduk çamaşır makinesinin kaç tane olduğunu bulduk kaç tane üretilmişti 36 bin. arkadaşlar 90 bin bölü 36 bin bana neyi verecektir bir tane ürünü ne kadara sattığını verecektir. Şimdi sadeleştirdiğimiz zaman arkadaşlarım 90 bölü 36 yapar. O da nedir? 2,5 yani 2500 TL'ye satacaktır deriz. Buraya baktığınız zaman arkadaşlar bir çamaşır makinesinin fiyatı demiş. Bir mobilyanın fiyatının kaç katıdır demiş. E şimdi mobilyaya baktığım zaman mobilyada 180 bin. Adet kaç? 45 bin. 180 bin bölü 45 bin. Böldüğüm zaman arkadaşlar kaç defa var bunun içerisinde? 4 defa var. Demek ki o zaman mobilyanın fiyatı ne kadar? 4000 lira. Ne diyor bana? Çamaşır makinesinin fiyatı mobilyanın fiyatının kaç katıdır? Ha şöyle. Arkadaşlar 4 2'nin kaç katıdır? Dediğim zaman 4 2'nin kaç katıdır diyorum mesela size. 2'yi ne yapıyorsunuz? Bunun altına bölüm olarak atıyorsunuz değil mi? Yani 4 bölü 2'den 2 katıdır diyorsunuz. Peki çamaşır makinesinin fiyatı çamaşır makinesinin fiyatı ne bulduk? 2500 2500 arkadaşlar mobilyanın yani 4000'in kaç katıdır diyor. E bunu ne yapacaksınız? Bunun altına bölüm olarak katmaz mıyız? O da ne yapacaktır? 2500 bölü 4000 yapar. Sadeleştirdiğim zaman her ikisini 5'e böldüğüm zaman 5 bölü ne yapacaktır? 8 çıkacaktır deriz. Evet, diğer bir soru arkadaşlar. Ne demiş bakalım burada? Bize çözülen soru sayıları demiş. Yukarıdaki tabloda 4 öğrencinin 3 dersten çözdükleri soru sayıları verilmiştir diyor. Tabloya göre demiş. Aşağıdaki daire grafiklerinden hangisi altında yazan öğrencinin soru sayı dağılımına ait değildir demiş. Şimdi şöyle düşünün. Az önce size gösterdim daire grafiklerini nasıl çözerken. Ege mesela kaç tane toplam soru çözmüş? 120. 120 tane soru 360 dereceye mi tekabül ediyor arkadaşlar? Evet. Peki bu bunun kaç katı? 3 katı. O zaman her soru 3 dereceye tekabül ediyor. Bir soru 3 dereceye tekabül ediyor. O zaman 40 arkadaşlar 40 soru 3 ile çarparsam 120 derece yapacaktır. 3 ile çarparsam 180 derece yapacaktır. 3 ile çarparsam 60 derece yapacaktır. Dikkat edin topladığım zaman neyi veriyor bana? 360 dereceyi veriyor. Bakalım Ege'ninkini. 180 fen. Evet doğru. Türkçe 120. Evet doğru. Sosyal. Evet 60. O da doğru. Şimdi diğerine bakalım. Burada kaç tane soru çözülmüş? 45. 15'te 60. 30'da 90. 90 soruya 360 derece tekabül ediyor. Burada da bir tane soru arkadaşlar. 360'ı 90'a böldüğüm zaman 4, 4 dereceye tekabül edecektir. Yani bunları 4 ile çarpacağız. 4 ile çarparsam 120, 4 ile çarparsam ne yapar? 180. 4 ile çarparsam ne yapar? 60. Ne oldu bakalım? F'nin F'ninkini FF F'de 180 derece doğrudur. Sosyalde 60'tır. O da doğrudur. Türkçe'de de 120'dir. O da doğrudur. Toplalım. 20, 15 daha 35, 10 daha ne yaptı? 45 mi? 45 arkadaşlar. 360'a 45 gelmiş. Bunun kaç katı? 4 katı, 8 katı. 8 katı. O zaman bir soruya 8 derece tekabül edecek. 8'e çarparsam 80, 8'e çarparsam 160, de çarparsam 80, 120. Zaten topladığım zaman da bana neyi veriyor? 360 veriyor. Bakalım. Türkçeden 80 derece. Evet doğru. Fenden 160 derece. O da doğru. Topladığım zaman aynı şekilde onu verebilmesi için buranın da 120 olması gerekiyor. Geldik buraya. Bu da doğru. Burada kaç tane soru çözmüş? 110, 180. 180'e 360. Biri diğerinin kaç katı? 2 katı. O zaman bir soruya 2 derece düşüyor. 2 ile çarparsam 100. 2 ile çarparsam 120. 2 ile çarparsam 140. Yine topladığım zaman bana neyi verecek? 360'ı. Tuşuya baktım. 100. Yanlış. Sosyal 140. F'nin olması gerekiyor. F'nin de 120 olması gerekiyor. Buradaki gösterim yanlıştır. Şimdi geldik diğer bir soruya. Kuş türlerini vermiş arkadaşlar. Yukarıdaki daire grafiği bir evcil hayvan mağazasındaki kuş türlerinin dağılımını göstermektedir diyor. Bu evcil hayvan mağazasında 12 tane saka bulunduğuna göre demiş. Aşağı e, Mağazadaki kuş türlerinin sayılarını gösteren çetele tablosu aşağıdakilerden hangisidir? 12 tane saka. 60 derece 12. Şu dikkat edin arkadaşlar. 60'ın kaçta kaçı 12 yapar? 1 bölü 5'i. Ha, 5'e böleceğiz o zaman. 5'e bölersem 110 bölü 5'ten 22 tane kanarya. 110 bölü 5'ten şey 80 bölü 5'ten 16 tane hint bülbülü yapar. Muhabbet kuşu topladım. Bakalım ne yapıyormuş burası. 170 250 Burada 110 kaldı. 220 evet. 300 360 doğrudur. O zaman muhabbet kuşunun sayısı da 22 tane. Şimdi bakalım. Hangisinde doğru verilmiş? Muhabbet kuşu 22 tane, doğru. Kanarya 22 tane, doğru. Mihit bülbülü 16 tane, o da doğru. Saka 12 tane, doğru. aradığımız cevap Bursa'ymış. Evet, sütun grafiği ile alakalı bir soru. Bir bakalım bakalım. Neyliymiş soru? Sınav bitirme süreleri Birinci sınav arkadaşlar Yavuz mavi ile gösterilmiş 30 dakikada Onur pembe ile gösterilmiş 40 dakikada Birkan da yeşil ile gösterilmiş 20 dakikada bitiriyormuş. Yukarıdaki sütun grafiğine uygun şekil tablosu aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar her bir küçük daire 10 dakikaya tekabül ediyor. Dikkat edelim. Birinci sınav için pembe olan kısım Onur'un bu arada. Mavi olan kısım Yavuz'un. Yavuz'a bir bakalım. 30 dakikada bir bitirmiş. O zaman 3 tane. Şu daireden olmak zorunda. Yavuz'un 3 tane olacak. İkincisine baktım. 55 tane olacak. Doğru. Üçüncüsüne baktım. 10. Evet doğru. Yavuz'unki doğru. Bunda sıkıntı yok. Onur'a bakalım. Onur 40 dakikada bitirmişti ilk sınavı. 4 tane olacak. Doğru. İkinci sınavı 30 dakikada 3. Evet bu da doğru. Diğer sınava baktım 40 dakikada bitirmiş 4 tane olacak. Bu da doğru. Bir kana bakalım. 20 dakika evet 2 tane doğru. Bir kan 30'da bitirmişti. Evet. Bunun da gösterimi doğrudur. 50 dakikada bitirmiş. Evet. Aradığımız cevap Adana. Buraya bakalım arkadaşlar. Yukarıdaki sıklık tablosuna ait demiş. Daire grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Bakın. Bu tip sorularda zorlanmamanız için şunu yapacaksınız. Diyeceksiniz ki önce bir hepsini toplayalım. 18, 14 da 32. 8 da 40, 20 da 60. Toplam 60. 60'a 360 derece mi gelecek? Evet. Biri diğerinin kaç katı? 6 katı. O zaman her birine 6 derece gelecek. Her bir için bir kişi 6 derece. Peki 18'de arkadaşlar 6 çarpı 8 48 60 daha 108 Demek ki kadın 108 derece olacak. Çorap türü 108 Erkek çoraplarında 14 çarpı 6 6 kere 4 24 60 daha 84 Bu da 84 derece yapacaktır. 20 6 çarpı 20 120 derece 6 kere 8 48 48 derecede bebeğe denk geldi. Bakalım şimdi Erkek 84, kadın 108, bebek 48, çocuk 120. Aradığımız cevap bol. Sorulara dikkat edin arkadaşlar. Nasıl çözdüğümü? Siz de böyle çözmeye çalışın. Sıkıntı yaşamayalım. Buraya bakalım. Ne demiş bana? Aşağıdaki tabloda demiş Mert'in üniversitede okurken matematik dersinden aldığı birinci ve ikinci sınav puanları gösterilmiş diyor. Final sınavından aldığı puan gösterilmemiştir diye. Matematik dersinde birinci ve ikinci sınav puanlarının ortalaması bulunup yüzde kırkı final sınavın ise yüzde yüzde alınıp toplanır. Böylece Mert'in matematik dersindeki puanı hesaplanmaktadır diye. Mert'in matematik dersindeki puanı 60 olduğuna göre final sınavı ve diğer iki sınavın daire grafiğinde gösterim aşağıdakilerden hangisidir? Bakın arkadaşlar bu iki tane sınavının ortalamasını bir alalım. 80 40. Toplayıp 2'ye böldük. Ne yapacaktır? 60. Ne yaptı? Zaten ikisinin ortalaması 60 yaptı. Şimdi basit bir hesaplamada size sıkıntı yaşatmaması için zaten finalinde %60'ını aldıktan sonra ortalama yine 60 yapmayacak mı? Her halükarda o zaman final sınavından kaç almış olması gerekiyor? 60 alması gerekiyor. Ne diyor bana? Diğer iki sınavın daire grafiğinde gösterim aşağıdakilerden hangisidir? 40, 60, 80. Şöyle yapalım. 40, 60, 80. Topladığım zaman ne yapar? 180. 180'e 360 derece mi? Evet. Daire de grafiğiyle gösterebilmek için 360'ı 180'e bölersiniz. O zaman her bir puan için kaç derecelik bir açıyla gösterilmesi gerekiyor? 2 derece. 40 ise o zaman birinci sınavın 80 derece. ikinci sınavın 160 derece. Final sınavının 120 derece olması gerekiyor. Bakalım final sınavı 120 derece nerede var? A şıkkında var. İkinci sınav 160. Evet birinci sınavı da aynı şekilde böyle hesaplanmış olur. Böyle yaparsanız biraz daha kolay soru çözmüş olursunuz arkadaşlar. Bir diğer soru aşağıda verilen daire grafiklerinden demiş. Birincisi bir tarladaki meyve ağaçlarının sayısının dağılımını. İkincisi ise ağaçlarda elde edilen ürün miktarlarının dağılımını göstermektedir diye arkadaşlar. Şimdi ağaç sayılarının dağılımı. Bunlar hangi sayıların katları bir onu belirleyelim öncelikle. 80-144 Topladığım zaman ne yaptı? 224 yaptı. Topladığım zaman 224. 360'tan çıkartırsam 136 gibi bir değer kalır. Demek ki burası da 136 derece olacak. 144 136 ile topladığım zaman sadeleştirme şey sağlamasını yapalım. 280 80 daha 360 yapar. Peki bu sayılar hangi sayının katları? nasıl hesap ederiz bakalım. Arkadaşlar buradaki arkadaşım 8 ile 15 17'nin çarpımı. 7 kere 8 56 evet. Burası 8 çarpı 17. Burası 10 çarpı 8. 8 çarpı 10 neyse. Burası da 8 çarpı 18. Demek ki şeftali 18'in katı. Kiraz 17'nin katı. Elma ise ne olacakmış arkadaşlar? Onun katı olacakmış. Üretilen ürün miktarı diyor. Onu göstermiş. Buna göre verimi en fazla olan ve verimi en az olan meyve ağaçları sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bunlara bir bakalım. Topladığım zaman ne yaptı bu iki değeri? 200. O zaman buraya ne kalır? 160. Bu ne anlama geliyor? 11K şeftali 9K elma hatta K demeyelim. X diyelim. Üretilen meyve sayısıları bu. Burada da arkadaşlar kiraza baktığım zaman da 16 X de kiraz var. E şimdi bakıyorsunuz şeftalide 18 K ağacım var. 18 tane ağacım olsun. 11 tane meyve vermiş olsun. Kiraz 17 tane ağacım var. 16 tane meyve vermiş. Şimdi elmaya bakıyorum arkadaşlar. Elmadan 10 tane ağacım var. 9 tane meyve vermiş. Şimdi dikkat edin. Biri 10 ağaçtan 9 tanesi meyve vermiş, diğeri 17 ağaçtan 16 tanesi meyve vermiş arkadaşlar. Bunlardan hangisi daha verimli olur? 17 ağacın 16'sı meyve vermiş. 10 ağacın 9'u meyve vermiş. Birinde 9 bölü 10, birisinde 16 bölü 17 yapar. Yani bunlar da arkadaşlar sayı büyüdükçe değer büyüyecektir. O yüzden 16 bölü 17 daha büyük olacaktır. Yani kiraz ağaçları daha verimli olacaktır. Aynı şekilde en verimsiz olanlar da nelerdir arkadaşlar? Şuraya baktığım zaman şeftali en verimsizidir. Bu en verimli şeftali. Şöyle en verimsiz. Ne demiş? En fazla verimi olan kiraz, ondan sonra şeftali. Kiraz ve şeftali. Aradığımız cevap. Evet, bakalım arkadaşlar devam edelim. Yine bir daire grafi. Aşağıdaki daire grafiğinde bir mağazada bulunan ürünlerin sayılarının dağılımı gösterilmiştir diyor. Şimdi topladığım zaman 280 yaptı. Neyle toplarsam 360 yapar? 80 li. Demek ki burası 80 dereceymiş. Bakalım. Bu mağazada C ürününden 40 tane bulunmaktadır. A ürünün 3 bölü 5'i B ürünün %40'ı. C ürünün yarısı satılmamıştır diyor. Şimdi bakın. Basit bir çözüm yolu. C'den 40 tane. 80, 40 tane ürün ne? 80 derecelik bir açı mı gelmiş? Merkez açısı 80 derece. O zaman A ürünün 100 derece ise bu buradan kaç tane mal vardır? 50 tane. B ürününden kaç tane vardır? 90 tane. Ne demiş? A ürünün 3 bölü 5'i. B ürünün %40'ı. C ürünün yarısı satılmamıştır diyor. E şimdi A'nın 3 bölü 5'i satılmamış. A 50. 50 çarpı 3 bölü 5. Bunlar gitti. 10. 30. Demek ki A'da satılmayan 30 tane ürün var. B'ye bakalım. %40'ı satılmamış. B'de 90 taneydi. 90 çarpı 40 bölü 100. 9 kere 4 36 tanesi satılmamış. C ürününde yarısı satılmamıştır diyor. C'den 40 taneydi o zaman. 20 olmak zorunda. Satılan ürünlerin sütun grafiğiyle gösterelim demiş arkadaşlar. Zaten az önce C'nin sayısını vermişti. C'de 40 tane ürün var. Yarısı satılmamışsa yarısı satılmıştır. Dolayısıyla C'nin kaç olması gerekiyor? 40 tane ise yarısı 20 tane. 20 olması gerekiyor. C'nin 20 olmayanlarını bir kere eleyelim. Şimdi diğerine bakıyorum. B ürününde şimdi bunun %40'ı satılmamışsa %60'ı satılmıştır. Yani 6 çarpı 9 54. 54 tanesi satılmıştır arkadaşlar. 54 olduğu durum nerede var? Burada var. A'nın 3 bölü 5'i satılmamış. O zaman 2 bölü 5'i satılmıştır. Neydi? 30 tane satılmışsa 20 tanesi. Yani 30, 30 tane satılmamışsa 20 tanesi satılmıştır. Demek ki aradığım cevap B şıkkı olacakmış deriz arkadaşlar. Buna bakalım. Belirli sayıda demiş. KLM, KLM ve ne? Marka oyuncakların bulunduğu bir dükkanda demiş. Aynı marka. Her bir oyuncak eşit ağırlıktadır demiş. Bu oyuncakların sayı olarak dağılımı birinci grafikte, toplam ağırlıkları ise ikinci grafikte grafikte gösterilmiştir diye. Şimdi bakın arkadaşlar. Aynı marka her bir oyuncak eşit ağırlıktadır demiş. D marka, C marka, A marka, B marka bakalım 50, 120, 100 bunlarla alakalı bir değer. Peki bunların hepsinin ortak katı dikkat ederse Hepsi de arkadaşlar 10'a bölünür. O zaman 5K A markasında oyuncağım var. Burada arkadaşlar 10K var. Burada 12K var. Burada ise arkadaşlar 9K tane vardır. Şimdi <laughs> KLMN marka oyuncakların bulunduğu bir dükkanda aynı marka ve her bir oyuncak eşit ağırlıktadır. Buraya baktık. Markaların toplam ağırlıkları diyor. A marka 80, 90, 90, 180. Bakın bunların hepsinin ortak katına bakalım. Hepsi yine onun katı. 8x o zaman bunun ağırlığıdır. Bunun ağırlığının arkadaşlar nedir? 9x'tir. Burası nedir? 9x'tir. C marka da 10x'tir. Buna göre demiş. Hangi markaya sahip bir oyuncağın ağırlığı en azdır demiş. Şimdi burada sayısı var hangi markaya sahip bir oyuncağın ağırlığı en azdır diyor. Bakalım. D marka 10K tane var. 9X ağırlığında. Burası ne yapacaktır? 9 bölü 10 yapacaktır D marka. Peki A markaya bakalım. 8X tane var arkadaşlar. Kaç tane? 5K. Adeti 5K. 8 bölü 5. B'ye bakalım. 9 bölü 9. C bakalım. 10 bölü 12. En azdır demiş arkadaşlar. En küçük değeri istiyor benden. Bakalım. Dikkat edin. 8 bölü 5 birden büyük. Burası 1'e eşit. Burası birden büyük bir değer. Buraya baktığımız zaman arkadaşlar 1 10 bölü 12 1 9 bölü 10. Peki hangisi daha küçük? Hangisi daha küçük arkadaşlar? Aralarındaki fark 2. Aralarındaki fark 1. O zaman C daha küçüktür arkadaşlarım. Demek ki C'nin ağırlığı diğerlerinin ağırlığına göre daha azmış deriz. Yorumlamaları bu şekilde yapıyorsunuz arkadaşlarım. Bir tane daha çözelim. Bakalım. Burada ne demiş? Aşağıdaki grafikte demiş bir kişinin maaşını harcadığı gider dağılımı gösterilmiştir diye. Gıda için 600 TL harcandığı bilinmektedir diye. Şimdi dikkat edersek gider dağılımı bu şekilde bir daire grafiği ile gösterilmiş. 60 derece 600 TL gelmiş. Şöyle hesap edin arkadaşlar. 60'ın 10 katı. O zaman her bir derece 10 TL düşüyor. E baktığımız zaman 90 o zaman giyime 900 lira harcamıştır. Diğerlerine 500 lira gitmiştir. Yakıta 400 lira gitmiştir. Kiraya da 1200 lira vermiştir. Ne demiş? Bu kişinin maaşına %20 zam yapılmış. Fakat giderleri de %5 artmıştır. Giderleri de %5 artmıştır. Diye. Şimdi bu adamın öncelikle maaşını bir hesap edelim. 900 900 1800 1800 de burada 3600 bu adam maaşı 3600 arkadaşlar şöyle düşünün bakayım hiç elinde para kalmıyor muymuş bunu 3600. %20 artışı varsa %100'ü kendisidir. %20 fazlası %120 olarak alırsınız. Böyle 100 dersiniz. Şunları bir sadeleştirelim. 360 çarpı 12. 10 tanesi 3600 yapar. 2 tanesi 720 yapar. 720 üzerine eklersek ne yapacaktır arkadaşlar? Ee, 4320 Demek ki bu adamın toplam maaşı ne kadar? Yani şey toplam maaşı ne kadar olmuş? 4320 lira olmuş. Şimdi giderlerine bakalım. Gidenleri, giderleri, giderleri 3600'dü zaten. Bunun %5'i artmış yani. 105 bölü 100 olmuş. Şimdi 36 çarpı 100 arkadaşlar ne yapacaktır? 3600. 5 ile 36'nın çarpımı ne yapacaktır? 180. 3600 180 daha ne yapar? 3780. Şimdi bu gider. Bu da gelir. Zaten %15'lik fark da zaten direkt cepte kalır aslında ama öyle de hesap edebiliriz ama neyse biz şöyle devam edelim. 4320'den 3780'i çıkartalım. Ne kalacaktır arkadaşlar? 0 12'den 8 çıktı. 4. 12'den 7 çıktı. 5. 540 liralık bir fark oluşmuş olur. Aradığımız cevap Bursa. Evet değerli arkadaşlar. Bugün konumuz bitti. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Evde kalın ve ders çalışmaya devam arkadaşlar